Manisa Belediye Meclisi yaklaşan yerel seçimler dolayısıyla Cengiz Ergün başkanlığında son toplantısını gerçekleştirdi. Başkanlığı Manisa, Belediye Meclisi'nin 4-6-2014 tarihli 2014 sayılı kararıyla gündem maddeleri arasında yer alan Kent Konseyi'nin 2014 yılı sonuna kadar yapacağı faaliyetlerle ilgili giderlerin belediye bütçesinden karşılanmasına yönelik görüşmelerde söz alan CHP Grup Başkan Vekili Hüseyin Erkenci, Kent Konseyi tarafından yürütülen Haydi Kadınlar Manisa'ya ile Haydi Muhtarlar Manisa'ya projelerini etik bulmadıklarını ve Kent Konseyi'nin MHP'nin arka bahçesi gibi çalıştığını iddia etti. Bunun üzerine Kent Konseyi'nin Haydi Kadınlar Manisa'ya projesi gibi gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları anlatan Belediye Başkanı Cengiz Ergün şöyle konuştu. 5393 sayılı belediye kanununda Kent Konseyi'nin kurulması usul ve esasları İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanacak yönetmeliklerle belirleniyor. Bu açıdan mevcut Kent Konseyi'nin içerisinde yapacağı her türlü hizmetler Manisa halkı, tüm şehirde yaşayanlar adına yapılacak olan etkinliklerde belediye meclisleri bu konuda meclislerinden karar alma suretiyle her türlü aktisal testi Manisa Belediyesi bunu sağlamak noktasında kanunlar bunu bizlere vermiş. Tabii sadece Manisa Belediyesi'nin şu anda Kent Konseyi'nin yapmış olduğu kısa da olsa satır başlarından geldiği 2011 yılından itibaren yapmış olduğu faaliyetleri kısaca müdürlüğümüz bana da çıkarmış. Öncelikle 2011 yılı içerisinde Türkiye'de ilk defa yine TEFAV ve Dünya Bankası işbirliğiyle yapılan bildiğiniz üzere Manisa'nın ilk vatandaş karnesi hazırlandı. 2011 yılı faaliyetinde ve Türkiye'de de ses getirdi bu biliyorsunuz. 2012 yılı faaliyetleri içerisinde Dünya Bankası bunu vatandaş karnesine örnek proje seçti ve hatta benim makamıma da Amerika'dan ilgili yetkililer ziyarete geldiler bu yapılan çalışmayla ilgili. Dünyada bir örnek teşekkül ettiğini ifade ettiler. Yine Kent Konseyi'nde engelli meclisleri kuruldu. Yine Kent Konseyi'nde 2012 yılında tabii bu konuda belki arkası gelmedi ama mahalle meclisleri kuruldu ve ilk meclisinde Hafsa Sultan Mahallesi'nde yaptı. Yine Manisa'dayız, Manisa'dayız sloganı ile Manisa'nın ilk hemşeri dernekleri festivali 15 katılımcı dernek ile yapıldı 2012 yılında birincisi. Ve hemşeri dernekleri platformu kuruldu biliyorsunuz. 2013 yılına gelince sadece kadınlar noktasında Hüseyin Erkenci'nin rahatsızlıkları noktasında ifadelerini dinledim ve üzüldüm. Stratejik yerel yönetişim alanında bütçe katılımcılık, analitik araçların kullanımı, şeffaflık, hesap verebilirlik, farkındalık, yerindelik, ortak çalışma kültürü, paydaşlık, İçişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği tarafından belediyemiz ve Kent Konseyimiz ödüle layık görüldü. Bunu dinlemesini istiyorum. Bizi takip edenler bunu bilmesi lazım her şeyden önce. Engelliler Haftası'na öncülük ettik. Manisa'da ilk defa tüm engelli derneklerini Engelliler Meclisi çatısı altında toplayarak ortak katılımlarını sağladı Kent Konseyi. Engelli derneklerinin tadilat işleri yapıldı. Engelliler Meclisi tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi derneklerin boya ve tadilat işlerinin imkanlarımız dahilinde yine bunlar gerçekleştirildi. Türkiye'nin ve Manisa'nın en büyük, en geniş katılımlı hemşeri dernekleri festivalinin ikincisi gerçekleştirildi 2013 yılı içerisinde. Haydi Kadınlar Manisa'ya sloganıyla günden güne genişleyen ve halen devam etmekte olan Manisa'nın ilçe, belde ve köylerinde bulunan kadınlarımıza Manisa'yı tanıtmak amacıyla böyle bir proje hayata geçirildi geçen sene Mayıs-Haziran aylarında ve bu süreçte hala devam ediyor. Şimdi ben bundan rahatsız olanları mantığını çözemiyorum. Bizim yaptırmış olduğumuz il bütününde yaptırdığımız veriler ışığında ortaya şu çıktı. Manisa'da yaşayıp köylerinde ve beldelerinde ve ilçelerinde
Ancak Manisa'nın merkezini hiç gelip görmeyen insan sayısının oranı %67'lerde. Ve bu veriler ışığında ilgili kent konseyinin yetkilileri, ilgili müdürlüğümüz bu konuda bu projeyi hayata geçirdi. Ve yaklaşık bugüne kadar da Manisa Belediyesi olarak, kent konseyi olarak bu süre içerisinde en az 8-10 bin kişiye yaklaşık bayanımızı Manisa'ya taşıdık. Şimdi bakın önce şunun bilinmesini isterim. Biz bu bayanlarımızı Manisa'ya getirirken ve onları da Manisa'da ağırlamakta büyük bir memnuniyet duyduğumu önce ifade etmek istiyorum. Ve her Manisa'ya gelen insanın Manisa şehrinin öncelikle tarihi eserlerini, camilerini, külliyelerini, medreselerini, Ulu Camisi'nden tutun, Mevlanesi'ne kadar ve tabii ki Manisa'da yapılan hizmetlerin Manisa'nın nasıl değiştiğini görmeleri noktasında biz bu çalışmalarımızı bugüne kadar devam ettirdik. Ancak şunu çok daha iyi üzerine basa basa söyleyeyim. Bu gelen bayanlar şu partili bu partili diye ayrım yapılmadan getiriliyor. Bütün kent konseyinin bilhassa o ilçelerde yapmış olduğu bayanların, bütün temsil kadınların yapmış olduğu derneklerin temsilcilerine temasa geçirerek oradaki aktivite, Kadınlar Birliği, Atatürkçü Düşünce Derneği gibi bir yığın dernek başkanlarına temas sağlanarak bütün siyasi görüş ne olursa olsun hiçbir ayrım gözetmeden bu bayanlar Manisa'ya getirildi. Ben her insanın orada AKP'lidir, CHP'lidir veya MHP'lidir ayrım gözeterek bu bayanlar Manisa'ya getirmediniz. Önce bunun bilinmesini istiyorum. O açıdan bu proje Manisa'nın tanıtılması açısından çok çok önemli bir proje. Bunu Türkiye'de Çanakkale'sinden tutun, İzmir'inden tutun, Selçuk'undan tutun, Ankara'sından tutun, İstanbul'undan tutun, bütün Bursa Belediyesi'nden Yalova'sına kadar tutun, bütün belediyeler bu şekilde insanların, vatandaşlarına, çeşitli Konya'ya, Mevlana'ya, Çanakkale'ye, efendim diğer gezilebilecek, götürülebilecek olan yerlere bir fiil belediye hizmetleri alansında bunları yapıyor. Bundan kimsenin huzursuzluk duymaması lazım. Önce bunu bir ifade edeyim. Artık bu sene içerisinde yine çok eleştirilere vesile olan, aslında çok da sevilmesi gereken bir hizmetimiz daha var kent konseyiyle. 1000 üniversite gençliği el ele haydi Anıtkabir'e. Biliyorsunuz bu da bir ses getirdi. 1000 tane öğrencimizi, üniversitede okuyan öğrencimizi Anıtkabir'e götürdük trenlerle. Her ne hikmetse bu da yerleştirildi. Bu da yine kent konseyinin Celal Bayar Üniversitesi öğrenci konseyiyle işbirliğiyle yapıldı. Bunu da antiparantez belirteyim. Evet, 2014 yılı faaliyetleri içerisinde de şu anda hedeflediğimiz ve gününü de koyduğumuz 1 Mart Mehmet Akif Ersoy'un mecliste ilk defa İstiklal Marşı'nı okuması yıl dönümünde yaklaşık 500 üniversite öğrencisinde Çanakkale'ye götürme kararı aldı kent konseyi ve ilgili müdürlüğümüz. Eğer bugün burada olumsuz bir karar çıktığı takdirde bunun da sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisi grubu herhalde cevabını buradaki Çanakkale'ye gidecek olan kardeşlerimizin, gençlerimizin vermesi basın yoluyla da ifade ederler. Kent konseyi bu anlamda çalışmalarını bu şekilde devam ettiriyor. Olayı tamamen siyasi noktaya çekip farklı yönlere çekmemek gerektiği kanaatini taşıyoruz. Saygılara, sonuçta alınacak kararlarına saygı duyuyoruz. Şubat ayı belediye meclisinde ayrıca itfaiye müdürlüğünün ilk müdahale, kurtarma, arazöz ve merdivenli araçlarının temin edilmesi konusu da görüşüldü. İtfaiye müdürü Ali Gül, Büyükşehir Yasası ile birlikte itfaiye hizmetlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağını belirterek şöyle konuştu. Malum 2014 30 Mart'ından sonra inşallah Manisa Belediyesi Büyükşehir kapsamına dahil olacaktır. Büyükşehir Belediyesi'nin asli görevlerinden biri olan itfaiye hizmetleri de Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecektir. Biz kısaca kendi açımızdan yaptığımız 15 ilçede ve 68 beldede yaptığımız araç gereç taramasında 160 tane aracı tespit ettik. Bu araçlardan 65 tanesi
25 yaş ve üzerinde, 35 tanesi de 15 yaş ve üzerinde olduğu ve atıl vaziyette olduğunu ve zor çalışır durumda olduğunu tespit ettik. Tarafımızdan tespit edildi. Yani toplamda 60 tane sağlam araç var elimizde. Bunların da 25 tanesi zaten bizim Manisa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait. Biz bu manada detay işlerinin daha sonra belediye itfaiye müdürlüklerine görüşülerek teknik özellikleri belirlenecek itfaiye araçlarının temin edilmesi için kuruluş çalışmalarına başlamak için meclis kararına ihtiyaç olduğundan bu yazımızı başkanlığa gönderdik ve şu anda meclis gündemine geldi. Takdir Yüce Meclisi'nde hepinize iyi akşamlar diliyorum. 2014 yerel seçimleri dolayısıyla son kez toplanan Manisa Belediye Meclisi, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından dilek ve temennilerin alınmasıyla kapandı. Vatandaşların bir meclis akşamı daha buradan tamamlamış oluyoruz. Tabii önümüzdeki 25-56 günlük süre kapsamında olduğumuz şu günde artık seçim sürecinin başlaması sebebiyle seçim startı bildiğimiz üzere verildi. 30 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler sebebiyle Mart ayı içerisinde yapılacak olan meclisimizi erteliyoruz, yapıyoruz. Bundan sonraki artık hem Şehzadeler Belediye Meclisi hem Yunus Emre Belediye Meclisi ve bütün 17 ilçede gelecek olan 70 tane meclis üyesi, Büyükşehir Başkanı dahil bütün 17 ilçe başkanı toplam 18 tane belediye başkanıyla Büyükşehir Belediye Meclisi 88 kişiyle Nisan ayı içerisinde yeni seçilmiş olan arkadaşlar yeni görevlerinde yer alacaklar. Ben öncelikle sizlere bu geçen 5 senelik süre içerisinde eksisiyle artısıyla, tatlısıyla tuzlusuyla, sevinciyle üzüntüsüyle, sakinliğiyle, sinirliliğiyle, her şeyden önce yine de güzel anılarla bu meclisi tamamladığımız kanaatindeyim. Bütün emek veren değerli arkadaşlarımıza, değerli müdürlerimize, görev alan bütün arkadaşlara, ben herkese bir kere daha buradan çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Helal olanlar, edenler olacaktır, etmeyenler olacaktır, terk edenler olacaktır. Sonuçta iyisiyle, kötüsüyle bir şeyleri paylaştık. Sonuçta Allah herkesten razı olsun. Biz bütün Manisa için, Manisa halkı için bu hizmetler için bu kararı bütün meclisimizde aldık. Buna nail olduğumuz kanaatindeyim. Tabii ki bunun takdirini yine vatandaşımız sandıkta kararını verecek. Hep beraber çıkacak sonuçlara da hepimizin saygı duyması gerektiğini inanıyorum. Rabbim alnımızda, hakkımızda ne yazdıysa tabii ki o olacak. O açıdan herkes bir kere daha hakkını helal etsin. Gönülleri kalpleri kırdıysak benden affola ve bir özür borçlu olsun. Sonuçta sizler de hakkınızı helal edin. Her şey hakkımızda, tekrar hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Dilek temennileri alabiliriz. Ben de bütün sizin adaylığınıza, bütün arkadaşlarımın adaylığına, burada olan adaylarımıza, olmayan adaylarımıza başarılar diliyorum. Ben de hakkınızı helal edin istiyorum. Benim de size hakkım geçtiyse helal ediyorum. Ben de Manisa'dan ayrılıyorum ama gönlüm her zaman sizlerle beraber olacak. Ankara'ya yerleştim. Adresim ve telefonum zaten hemen hemen çoklarında var. Ankara'ya gelen herkese özel bir oda yaptım. Misafirim olabilirsiniz. Hepinizi bekliyorum. Hakkınızı helal edin. Hayırlı çalışmalar. Hayırlı belediye başkanı. Halkın seçtiği temsilcileri oluşturduğu meclislerin üzerinden demokratik yaşamdan hiçbir organ yoktur. Meclisler üstündür. 5 yıllık süreç içinde tatlı anılarımız oldu, tartışmalarımız da oldu, birbirlerimize çekişmelerimiz de oldu. Bütün bu çekişmeler hepsi kentimizin daha güzel olması, insanlarımızın
daha mutlu ve huzurlu olması için. Yoksa kişisel olarak birbirimizden hiçbir alıp öğrenmediğimiz yoktur. Bunun bilmesini birlikte istiyorum. Bizlerin bir görevi var. Bu 5 yıllık süreç bizler için gerçekten büyük bir deneyim oldu. Bir plan yapabilirdik, yapamadık. Fakat bir kişiye sormuşlar, adam başarılıymış, çok başarılı. Demişler, ya nasıl oluyor bu kadar başarılısınız, yani hiç hata yapmadınız mı hayatınızda? O kadar çok hata yaptım ki, hata yapa yapa hata yapmamayı öğrendim. Bizler de bu mecliste çok yoğun tartışmalarımız da oldu ama demokrasi kültürünü geliştirmek, uzlaşma kültürünü geliştirmek, ne kadar bağırışsak, çağırışsak da çözümün bu çatı altında olduğunu ortaya koymak gibi bir yükümlülük altındayız. Biz sorunlara bakarken, işleyişe bakarken öncelikle etik ve demokratik kuralların egemen olması yönünde öncelik bir hareket ettiğimizi düşünüyorum. Bireysel olarak davranışlarımız sert, kırıcı olabilir. Bunlar kişisel tavırlarımızdır. Bu eksiklikler, özürler bizim şahsımıza aittir. Ama genel çizgi olarak bu demokrasi kültürüne uygun hareket ettiğimizi düşünüyorum. Bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Bundan sonra bu süreçte de ifade ettiği gibi 5 yıl çok çabuk geldi, geçti. İyi günlerimiz oldu, gerildiğimiz, üzüldüğümüz anlar oldu. Ama yine de belli bir seviyeyi büyük ölçüde muhafaza ettiğimizi düşünüyorum. Düğünde, cenazede bir araya gelebildik. Farklı görüşlerimiz, farklı tercihlerimiz olsa da insani ilişkilerimizde olması gereken, şehrimize yakışanı yaptığımızı düşünüyorum. Acıları paylaştık, sevinçleri paylaştık. Bu tabii ki bir takım farklı tercihlerimizden, görüşlerimizden ötürü anlaşmazlığa düştüğümüz noktalar da oldu. Özellikle belki belediyemizin kadro gayet müdürlerinin gece yerlerine kadar basın mensubumuzu burada tuttuğumuz anlar oldu. Ben onlara da haklarını helal etmelerini istiyorum onlardan da. Ben de eğer kırıcı olduysam, süreç insanda bulunduysam tüm hepinizden helallik istiyorum. Sizden yana olabilecek konularda da hakkımı helal ediyorum. Biz bu şehirde yaşıyoruz, yine yüz yüze geleceğiz, yine bir arada olacağız. Önemli olan dostluğumuzdur, kardeşliğimizdir. Seçim döneminde tüm adaylarımıza başarılar diliyorum. Bu sürecin bir barış içerisinde, yarış havasında gerçekleşmesini de yürekten temenni ediyorum. Saygılarımı da diyorum efendim. Haydar. Sağ olun. Bu konular üzerine fazla bir şey söylemek zor diyelim. Bu tabii böyle birkaç tane beşi bitirdiğim için ve bu başlamanın ve bitirmenin ne olduğunu bilenler benim. Ben burada, ben de bir helallik isteyelim. Konuşma yaparak belki bazı arkadaşlarımızı kırmış olabiliriz. Benden yana meclis üyelerine hakkım helal olsun. Onları kırdığım biri varsa, kırdığım başta Ömer kardeşim olmak üzere kırdığım birileri varsa, yani şimdiden helallik istiyorum, özür diliyorum. Ama onun dışında da bu mecliste Manisa'da çok geç yapılan bir işe, ben bir tarih öğretmeni olarak çok geç yapılan bir işe el koyduğumuzu gördüm veya hissettim. İki tane Manisa'nın Kurtuluş Savaşı'nda Manisa'ya destek veren, bu Kurtuluş Savaşı'na odun taşıyan, silah taşıyan, mermi taşıyan insanlar için bir şeyler yapmaya çalıştık. Birkaç tane ismini bazı yerlere verdik. Maalesef geçmişte bunlar çok yere verilememişti. Ve bunun ötesinde bugün heykelin söküldüğünü gördüm. Saran Oteli'nin oradaki Atatürk heykelinin. Gittim yerinde inceledim. Kurtuluş Savaşı'nda Manisa kahramanları dediğimiz, sivil kahramanlar dediğimiz bir anıtımız var. Bu anıtın Manisalara biraz katkımız olmuştur. Hüseyin Bey, diğer arkadaşlarımız burada kabul ederek bazıları fikirleriyle, destekleriyle katkıda olmuştur. Bunu tahmin ederim. Şubat ayı içinde açarız diye düşünüyorum. Buna ben arkadaşlardan şunu söylüyorum. Bu bir siyasi malzeme değildir. Bu hep beraber yaptığımız bir iştir. Ve bütün belediye meclis üyelerini parti ayırmadan hepsinin Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanların anıtının açılışına gelmesini bekliyorum. Bu Manisa'ya yakışır. Bu kesinlikle bir partinin çalışması değildir. Bu meclisin çalışmasıdır. Ben bunu hatırlatmak istedim ayrıca. Sevgili Peygamberimizin çok önemli hadis-i şeriflerinden bir tanesinde
sadaka-i cariye olarak belirtilen insanımıza hizmet, ebedi hizmet. Yani bizler faniyiz. Bizler bu dünyadan göçtükten sonra arkamızdan hayır dua alacağımız, evet cebimizden yapmadık ama 5 yıllık bir emeğimizin neticesidir. Bu eserlere oy veren, destek veren, emek veren, çalışan herkes, başta belediye başkanımız olmak üzere, herkes bundan hissedardır. Allah şahittir, melekler de şahittir. Bu kararlar alınırken ve bu işler yapılırken meclisimizden pek çoğu oy birliğiyle, AKP ve CHP ve MHP oylarıyla birlikte karar alındı. Öyle yapıldı ama bazılarında muhalefet edildi. Tabii ki muhalefet edecektir, normaldir. Bir tek, çok önemli bir tek eksik var. İçimde, gönlümde onu unutmuyorum. İmara susamış Manisa'mıza keşke imar planında, büyük emeklerle gelen imar planında bu meclisten oy birliğiyle geçirmiş olsaydık. Şu anda Manisa'da yaşayan Manisalıların sıkıntıları, dertleri bir ölçüde azalmış, eksilmiş ve yüzleri daha tebessüm eder olsaydı keşke diye düşünüyorum. Ama başta belediye başkanımıza bu özverili, demokrat, dürüst ve dik duran, olumlu anlayışlı çalışmasından dolayı da yönetimiyle birlikte hepsine teşekkür ediyorum. Dilek ve temennilerin alınmasının ardından hatıra fotoğrafları çektirildi. Başkanım ortadayız. Başkanım. Başkanım.